Efendim, spor kulüplerini ilgilendiren çok önemli bir yasa tasarısı gündemde. Artık çalışmalarda da sona gelindi ve spor yasasını konuşacağız. İçeriğini, neler içeriyor detayları Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu anlatacak. Kendisi yanımızda. Sayın Kasapoğlu, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ve CNN Türk Spor Direktörü sevgili Cem Yılmaz da bizimle birlikte. Cem, merhabalar. Sen merhabalar. De hoş geldin. Acaba nedir bu spor yasası? Neleri değiştirecek? Şu anda kulüplerde en büyük sorun ne? Değiştirilmesi gereken ne? Ve bu yasa tasarısı bütün bunlara çözüm olabilecek mi efendim? Tabii spor kulüpleri ve federasyonları bir bütün. Ve bu çerçevede biz biliyorsunuz geçtiğimiz zaman diliminde tüm paydaşları bir araya topladık. Kulüpler, federasyonlar, yöneticiler, farklı sivil toplum örgütleri ve bu konuda siyaset adına çalışan tüm aktörleri bir araya getirdik. Dedik ki herkes yıllardan beri konuşulan işte kulüplerle ilgili, federasyonlarla ilgili kendi düşündüklerini, yaşadıklarını ve önerdiklerini ortaya koysun. Çok önemli bir hakikaten çalıştay gerçekleşti. Ve bu çalıştay çerçevesinde çok güzel de bir sonuç ortaya çıktı. Ve bu sonuç ülkemizin hem bugünlerini hem yarınlarını şekillendirecek bir spor kulüpleri ve federasyonlarına dair bir hukuki çerçevenin temeli olma statüsünde. Ve bunu da tabii parlamentomuzda paylaştık. Ve orada da şu an konu yoğun bir şekilde çalışılıyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye çok güçlü potansiyel sahibi bir ülke. Her alanda olduğu gibi sporda da mükemmel bir dinamizm var. Muhteşem bir potansiyel var ve hakikaten ciddi bir altyapı var. İşte bunların en güzel şekilde ortaya çıkması için var olan hukuki çerçevenin yeterli olmadığı kanaatinde tüm paydaşlar. Ve inanıyorum ki önümüzdeki süreçte bu çalışmaların, yine ortak akılla yürütülen bu çalışmaların yasalaşmasıyla birlikte her şeyden önce kulüplerin ve federasyonların sürdürülebilirliğinin önünü açmış olacağız. Bununla birlikte tabii ki yöneticilerin hem finansal anlamdaki hem de idari anlamdaki sorumluluklarının, hesap verebilirliklerinin önünü açmış olacağız. Ve tabii dernek statüsünde olan kulüp statüsünün artık bir spor kulübü tanımı çerçevesinde yeni bir yapıya büründürülmesini ve bununla birlikte az önce bahsetmiş olduğum finansal ve idari yeni açılımların ve bu anlamda tabii ki sorumlulukların ve modern yönetim anlayışının gerektirdiği ilke ve prensiplerin gerek kulüplerde ve gerekse federasyonlarda egemen olduğu bir döneme geçeceğiz. Yani aslında ve özellikle tabii hepimizin malumu mevcut yapıları itibariyle kulüplerin bu durumu artık taşıyamadığını, bunun bir birikim olduğunu görüyoruz. İşte kritik nokta bu. Tam da orada araya girmek istedim Sayın Bakanım. Bu yasayla beraber net olarak değişecek olan bir kere kulüplerin finansal yapıları olacak. Bundan sonraki borçlanmalar, yani yasa çıktıktan sonra ve yürürlüğe girmeye başladıktan sonraki borçlanmalar kulübü yönetenlerin, yani başkanların sorumluluklarında olacak. Öyle değil mi? Tabii ki. Ve siz de bunları denetleyeceksiniz, bu kulüpleri. Zaten şu anda bir harcama limitleri var ama tabii tamamen... Bununla ilgili bir sorumluluk ve sorumluluğun sahiplerinin net olarak dönemleri itibariyle mevcut dönem yönetim döneminden sorumlu olmaları ve tabii ki denetim, yönetimin önemli gerekliliklerinden biri de denetim, öyle değil mi? Planlama, uygulama ve bu anlamda bu sürecin denetlenmesi çok gerekli ve doğal bir süreç. Bunu da inşallah yine belirlenen kriterlere göre ortaya koyacağız. Ben inanıyorum ki sporumuzun bugünleri çok mutlu tablolara bizleri şahit kılıyor. Ama biz
her alanda olduğu gibi sporda da sürdürülebilir bir yaklaşımın olmasından yanayız. İşte 2021 dolu dolu geçti. Pek çok branşta, olimpiyatlarda o süreci birlikte yaşadık. O yüzden sürdürülebilirliği tesis etme adına bu çalışmanın ben çok ama çok hayati bir rolü olduğuna inanıyorum. Ve bununla birlikte tabii federasyonlar, biliyorsunuz 60'tan fazla federasyon var. Bakanlığımızın desteklediği, ülkemizde yoğun çabaları, faaliyetleri olan. Federasyonlara bağlı kurulların da düzenlenmesini için. Federasyonlarla ilgili gerek, tabii bazı bağlı kurullarla ilgili çalışma da var ama yine federasyonlarla ilgili görev tanımları, başkanlarla ilgili süreler, yönetimlerle ilgili özellikler, çok ciddi bir çalışma gerçekleştirildi ve tabii altını çizmek isterim, ortak akılla, istişareyle ortaya konan bir süreç ve inanıyorum ki parlamentomuz bunu yoğun bir şekilde de zaten çalışıyor ve tüm Türkiye olarak inşallah bunun güzel sonuçlarını yaşayacağız. Bu yeni yılla beraber meclise sunulacak değil mi? Evet, meclisimiz, son şeylerinde, aşamada. Meclisimiz şu an bu konuyla ilgili çalışmalarını yapıyor. Ve inşallah yeni ve hemen sonrasında da yürürlüğe girecek mi? İnşallah. İnşallah. Peki menajerlik için de getirilecek yeni kurallar var değil mi? Onlar neler? O tarafa geçebiliyor muyuz? Bitti mi burası? Tabii ki genel bir yaklaşım var Semih Hanım. Özellikle spor kulüplerini, spor camiasını, federasyonları tüm yönleriyle, tüm detaylarıyla kapsayan bir çalışma var. Ve bu çalışmanın içerisinde tabii ki pek çok konu olduğu gibi ilgilendiren, değişim, dönüşüm gerektiren pek çok alan var. Bunlar tabii apayrı bir yayın konusu bugün çünkü bildiğim kadarıyla çok da vaktimiz var. Hem menajerlik hem de orada sayın bakın bir ekleme yapmak istiyorum. Yapılan sözleşmeler noter huzurunda yapılacak ve ayrı bir sözleşme yapılamayacak. Yani bildirilen futbolcuya ödenecek, menajere ödenecek rakamlar bunlar açık açık olacak, şeffaf bir şekilde olacak. Ama onların dışında herhangi bir farklı bir anlaşma, yani gizli bir anlaşma mı nasıl oluyor artık bilmiyorum. Açıktan ödenen bir şey mi oluyor tam o detayları bilemiyorum ama böyle bir şeye bakın, göz yumulmayacak. Şunu ifade edeyim. Yeni çalışmamız sporun tüm alanlarında, tüm yöneticileri için, tüm aktörler için her şeyden önce şeffaflığın ve hesap verebilirliğin egemen olduğu bir yapıyı tesis edeceğiz. Bu yapı içerisinde gerek yönetici, yönetim kurulu üyesi efendim ve diğer sorumluluk sahibi herkesin rolünü, herkesin sorumluluğunu açık bir şekilde ortaya koyacak ve buna göre bu yola koyulacağı bir süreç olacak. Bazıları diyor ki işte bu süreç işte yöneticilere sorumluluklar yüklüyor. Ben Türkiye'de sorumluluk alma noktasında tereddüdü olmayacak. Bu anlamda elin taşın altına koyan yüzlerce yönetici olduğunu, olacağına inanıyorum. Yani orada bir çekinceniz yok değil mi Sayın Bakanım? Yani bu yasa çıktıktan sonra ya ben artık kulüp yöneticiliği yapmak istemiyorum der mi? Daha iyi tanımlanmış, boşlukların olmadığı ve herkesin kendi yaptığından sorumluluğunun net bir şekilde ortaya konduğu bir süreci. İnanıyorum ki Türk sporu için önemli bir kazanım noktası, bir dönüm, bir milat olarak görüyoruz. Yani bu şu gelinen noktada zaten artık borç evet. Yükünün kaldırılamayacak bir noktasındayız. Tabii yani onların, büyük kulüplerin. Onların hepsinin değerlendirilmesini zaten ne yaptık yaptık. Ve bu noktadaki sürdüremez durumun hepimiz farkındayız. Yöneticiler dahil olmak üzere farkında. O yüzden inanıyorum ki yeni süreçte hem başarıya odaklanmış, hem finansal anlamda, idari anlamda istikrarın da tesis edildiği ve özellikle tabii burada amaç Türkiye'nin iddiasını ne yapmak, yükseltmek. Ama sadece birkaç alanda, birkaç branşta değil. Her branşta iddiası var Türkiye'nin. Birbirinden yetenekli sporcuları var.
birbirinden güçlü potansiyelleri var. Bunları açığa çıkarmakla sorumluyuz hepimiz. İşte medya, şimdi siz medya alanında faaliyet gösteriyorsunuz. İkiniz de çok saygın arkadaşlarımızsınız bu anlamda. Teşekkür ederiz. Bu çerçevede bizim iyi teşvik etmek noktasında sorumluluklarımız var. Kötüyü de sakındırma noktasında sorumluluklarımız var, değil mi? Bir mücadeledir aynı zamanda. İyiliklerle yürümek kadar kötülüklerle mücadelede bir yöntemdir, bir tarzdır, bir gerekliliktir. O yüzden bizim el birliğiyle sporun o tüm iyi yönlerini ortaya çıkaracak, teşvik edecek, tabana yayan anlayışı, o kültürü güçlendirecek çalışmalara olan ilgiyi, bu anlamdaki popülariteyi diğer branşlarla ilgili artırmak sorumluluğumuz var. Ve inanıyorum ki yeni süreçte özellikle kulüplerin olimpiyat sonrası, ben yöneticilerle görüşüyorum, açıkçası amatör branşlara keşke daha çok destek versek diyorlar. Keşke bu anlamdaki ilgimizi daha farklı kılsaydık diye geçmişe yönelik bir takım öz eleştirileri var. Ama inanıyorum ki yeni süreçte hakikaten çok zengin olan bu potansiyeli kulüpleriyle, federasyonlarıyla, medyasıyla, değil mi? Hep medyaya serzenişte bulunuyoruz, değil mi? Futbolu çok görüyorsunuz efendim. Hep efendim birkaç branşı önemsiyorsunuz. Halbuki onlarca branş var. O branşlarda alın teri döken yetenekli sporcular var, antrenörler var. Hepsini öne çıkaralım diyoruz. Semih'e zaten birazdan geçeceğiz herhalde diğer branşlara da. Evet. Orada dün de güzel bir haber. Burada yeni bir süreç olacak. Bu anlamda evet. Yeni bir süreç evet. Olacak. Ve bu süreç inanıyorum ki 84 milyonu da hakikaten gururlandıracak, mutlu kılacak bir süreç olacak. O zaman evet. Emre İnşallah. Sakçı diyelim. Hayırlısı olsun diyelim. Sayın Bak, en kısa sürede bu yasanın bizde yürürlüğe girmesini İnşallah. Bekliyoruz. Ciddi olumlu katkılar sağlayacağı ben şahsen görüşündeyim. Muhakkak. Umarım o süreci de iyi değerlendiririz. Yeni yıldan sonra meclis gündemine gelecek evet. Değil mi? Evet. Öyle dediniz. Evet, peki inşallah. Emre Sakçı diyelim o zaman. Dünya şampiyonu bir sporcumuz var. Hakikaten kendisiyle gurur duyduk ve aslında bu Rekortmen. Alanda evet çok başarı görmediğimiz bir alan. Yanılıyor muyum? Ya ben yüzmede bir dünya rekortmenimiz var diyorum. Dün Sayın Bakan da öyle bir tweet atmış. Artık o bir dünya rekortmeni. Artık diye. Bir dünya rekortmeni. Ya, hakikaten ya yüzmede bizim bir dünya rekortmenimizin olması çok değerli bir şey. Ama bu da enteresan. Gaziantep'te çıktı. Gaziantep'teki yüzme havuzundan çıktı. Ve bu yüzme havuzu da yanılmıyorsam bir ay önce mi? Evet. Açıldı. Gaziantep'te Türkiye'nin en modern, en yüksek kapasiteli havuzunu açtık. Ve Avrupa'da ilk beşte bu havuz. Teknik donanım itibariyle, özellikleri itibariyle. Ve dedik ki bu havuzdan nice şampiyonlar çıksın, nice yıldızlar yetişsin. Evet şükürler olsun. Bir aylık gibi kısa bir zamanda bu organizasyon Antep'te gerçekleşti. Havuzumuz çünkü bizim iftihar vesilesi. Bu ulusal şampiyonayı Antep'te yaptık. Ben de hafta sonu oradaydım zaten. İlk gün yarışlarını izledim. Ve mutluyum. Çünkü biliyorsunuz yüzme bizim en öne verdiğimiz branşlardan biri. Yüzme, jimnastik, atletizm. Ve bu üç ana branş biliyorsunuz sporun en temel branşları. Ve bu konulardaki gelişimi ve bununla birlikte sonuçları hep birlikte görüyoruz. Özellikle işte sadece Emre'nin dünkü başarısı değil. Emre'nin... Bakan Emre'yi duyduğunuzda ne hissettiniz? Ne düşünüyorsunuz? Emre'yle zaten sürekli bu yolculukta beraberiz. Hep takibimizde biliyorsunuz Emre İzmir'de. İzmir'de çalışmalarına devam ediyor. Onun öncesinde olimpiyatlarda Emre'yle beraberdik. Ve yüzmede biz bu yıl olimpiyatlara rekor bir katılımla, rekor bir kotayla açıkçası katıldık. Bizim bu çerçevede özellikle Emre ve diğer arkadaşlar olsun çok büyük umutlarımız var. Çok uzun vade değil inşallah. Yakın gelecekte yüzmeden daha çok başarıyı birlikte yaşayacağız. Buna inanıyoruz. Ama tabii Emre bu anlamda ayak seslerini duyurmuştu. Ve devam edecek inşallah. Devam edecek ama şu beni mutlu ediyor. Bu kadar yatırım ve bu kadar açıkçası
güçlü bir altyapı, mükemmel bir altyapı var Türkiye'de. Yani son 19 yılın her alandaki devrimlerinin bir yansıması spordadır. Spordaki müthiş altyapı işte... Özellikle tesisler. Yani tesisler. Stat olmayan şehir kalmadı neredeyse. Statlarıyla, havuzlarıyla, salonlarıyla, kortlarıyla. İşte İstanbul'da açtığımız tenis merkezi. Siz oraya gelmiş miydiniz? Geldim. Sarıyer'deki uluslararası tenis tesislerimiz. Yani her biri dünyaya meydan okurcasına kaliteli, modern, donanımlı ve erişilebilir. Bu da bizim için çok önemli. Erişilebilirlik, halkın istifadesine sunma, fırsat eşitliği, sporun bazı branşlarını sadece belli bir kesim değil, her branşın herkes için, tüm Türkiye için bir erişilebilirliği, bir fırsat eşitliği. Anayasanın en temel yaklaşımlarından biridir fırsat eşitliği. Biz bunu tüm alanlarda olduğu gibi sporda da, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, engelli engelsiz herkesin, gelir grubu efendim vesaire, herkesin tüm imkanlardan eşit faydalanması, erişilebilirliği bizim için çok mühim bir konu. Ve yüzmede olsun, diğer branşlarda olsun, gençlerimizin ilgisi, milletimizin ilgisi bizi mutlu ediyor. Biliyorsunuz bir sloganımız var Semiha Hanım. Yüzme bilmeyen kalmasın. Ne güzel. Yüzme öğrenmek isteyen herkese, ekranları başındaki seyircilerimize de hatırlatıyorum. Yüzme öğrenmek isteyen herkese tesislerimizin kapısı sonuna kadar açık. Yeter ki yüzme öğrensinler. Bir kişi ortalama 8 ila 10 derste yüzme öğreniyor. Ve şu ana kadar bu sloganı ortaya koyduğumuz andan itibaren pandemiye rağmen 3 milyonu geçtik. İnşallah önümüzdeki yılın 2022'nin hedef rakamını da yüzme, açıklayacağım. Atletizm, dediğiniz gibi jimnastik, bunlar olimpiyatta en önemli branşlar. Yani buralarda sporcularımızın finallerde yer alıyor olması bile büyük başarı. Bu küçük yaştaki taramalar devam ediyor mu Sayın Bakan? Yani bu bir tarafta tamam, tesisler güzel, her şey iyi ama biz burada bu sporlara yatkın çocukları seçimi konusunda o çalışmalar devam ediyor mu? Aileleri spora yönlendiriyor mu? Biz bunları yetiştirme konusunda bu çalışmaları sürdürüyor muyuz şu anda da? Tabii, özellikle yetenek taraması ve spora yönlendirme projemiz var. Ve bu proje kapsamında 1 milyon 300 binden fazla çocuğumuzun taramasını gerçekleştirdik. Çok farklı parametrelere bakıyoruz. Bir bilim camiasıyla işbirliği var, milli eğitimle işbirliği var, ailelerle işbirliği var. Ben ailelere teşekkür ediyorum. Hakikaten toplumumuz, ailelerimiz bu anlamda çok bilinçliler. Sporun pek çok kötülükle, kötü alışkanlıkla mücadele unsuru olması, bir sağlık unsuru olması her anlamda, ailelerimizin bu çerçevedeki bilinci bizleri ayrı umutlandırıyor. Dolayısıyla spora yönlendirme projemizdeki çok yetenekli olarak tespit ettiğimiz 100 binden fazla çocuğumuz ve bununla birlikte 30 binlik o özel takipteki çocuklarımız pek çok branş olması itibariyle bizleri mutlu ediyor. Bizleri umutlandırıyor. Gerek yüzmede, gerek jimnastikte, basketbolda, voleybolda, güreşte, okçulukta, modern pentatlonda, bakın çok ciddi bir... Sayın Bakanım, her sporda çocuklarda heves var. Ben görüyorum yani birçok branş, farklı branşlar. Yani birçok çocuk bir şeyler yapmak istiyor. Evet. Bir sporda tabii, meşgul olmak istiyor. Burada biz işte o hevesi... Herkese çok görev düşüyor tabii muhakkak. Biz o hevesi ciddi bir iradeye dönüştürme niyetindeyiz. Evet. O gayretle çalışıyoruz. Ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte ciddi bir aşama kat ettik. Türkiye'nin spor ülkesi olma yolunda kat ettiği büyük bir mesafe var. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelen bir lider olması, sporu gerçekten engin bir vizyonla sahiplenmesi bu anlamda önemli bir ilham kaynağı bizler için. Ve attığımız adımları büyüterek, artırarak inşallah daha yüksek noktalara gideceğiz. Çünkü 85 milyonun bu anlamdaki ortak sevincini gördükçe
Bu başarılardaki ortak mutluluğunu gördükçe hakikaten bu yolun ne kadar kutlu, ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha hissediyoruz. Şüphe yok. Az önce tesislerden bahsettiniz. Onların her geçen gün sayısının da arttığından, ama hiç şüphe yok ki oralara personel de lazım. Evet. Arttıkça personel ihtiyacı da otomatikman artıyor. Şimdi yeni sözleşmeli personel alımı yapılacağı da bakanlığınız tarafından duyuruldu. Nedir bu duyurunun ayrıntıları acaba? Nasıl olacak? Tabii bakanlık, Gençlik ve Spor Bakanlığı hem gençlik hem spor yönü olması hasebiyle hakikaten toplumun tüm kesimlerine hitap eden bir etki alanı var, hizmet alanı var, etkinlik alanı var. Ve bu noktada da tabii Türkiye'nin tüm illerinde, ilçelerinde, hatta belde ve köylere kadar yaygın bir tesisleşme söz konusu. İşte bir tarafta devasa bir kapasiteye sahip olan Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarımız. 750 bin kişi yurtlarımızda kalıyor Cem Bey. Bununla birlikte tabii az önce bahsettiğiniz o devasa stadyumlar, salonlar, efendim semt sahaları, havuzlar, kortlar, gençlik merkezlerimiz var biliyorsunuz. Hı hı. Sayısı 400'e yaklaştı. Gençlik kamplarımız var. Tüm Türkiye'ye hitap eden, uluslararası anlamda öğrencileri ağırlayan ve bununla birlikte pek çok aktivite var, çalışma var, ulusal uluslararası organizasyon var. Tabii bu önemli bir insan kaynağı gerektiriyor. Ve bu insan kaynağının içerisinde tabii ki özellikle 65 bin çalışma arkadaşımız var tüm Türkiye genelinde. Ama 10 bine yakın tesisin son 19 yılda bakanlığımız tarafından bir işbirliği çerçevesinde inşa edildiğini varsayarsak, bu aynı zamanda buna paralel bir şekilde bir insan kaynağının takviyesini gerektiriyor. İşte bu yıl 500 yurt yönetim memuru aldık yıl içerisinde. Bununla birlikte tabii 4396 işçi personel aldık. Güvenlik ve temizlik görevlisi olarak. 25 gençlik ve spor uzmanı aldık. Yıl içerisinde aldıklarımızdan bahsediyorum. Ve millilik kapsamında antrenör aldık. Milli sporcular arasından. Onun süreci bitmek üzere. 250 kişi. Bu kritik bir nokta. Ve 100... Antrenör bulmak, çünkü antrenör havuzu da çok önemli. Yani antrenör... Hep sporcudan bahsediyoruz ama kesinlikle. Onları yetiştirecek tabii. Antrenörlerimiz tabii. Yani ikisi mevcut mu? Oluyor mu? Nasıl birbirinin bence tamamlayıcısı. Tabii. Yani biri olmadan diğerinin olması mümkün değil. Ben buradan tüm antrenör arkadaşlarıma selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Hakikaten onların çabası, onların özverisi bizim için çok ama çok hayati. İşte o yüzden antrenör alımı noktasında gayret gösteriyoruz. 250 millilik antrenörü noktasında çalışmamız devam ediyor. Ve bununla birlikte tabii 1000 antrenör yine KPSS bağlamında. Onun süreci devam ediyor. Ve bu süreçler bir yandan devam ederken bir yandan da yeni arkadaşlarımızla ilgili bir çalışma başlattık. Onların müracaatları da 24 Ocak'ta başlayacak. Tabii öncelikli olarak şunu söyleyeyim. 373 spor uzmanı alacağız. Ve bunların 26'sı fizik tedavi ve fizyoterapi mezunu arkadaşlarımızdan oluşacak. Yine 11 beslenme ve diyetetik uzmanı alacağız. 21 psikoloji mezunu arkadaşımız olacak bu 373 kişi arasında. 25 beden eğitimi ve spor yöneticiliği mezunu arkadaşımızı alacağız. Ve bunun 373 spor uzmanı kadrosunun içerisinde 290 yeni antrenörlük, spor yöneticiliği ve rekreasyon, egzersiz, spor bilimleri fakültelerinden mezun olan arkadaşlarımızı almış olacağız. Bununla birlikte tabii gençlik çalışmalarından bahsettik. Gençlik merkezleri. Baktığımızda neredeyse her hafta bir gençlik merkezi açıyoruz. Çok önemli bir istatistik. Her hafta yeni bir gençlik merkezi açıyoruz Türkiye'de pandemiye rağmen. Ve 500 gençlik çalışanın inşallah yine 24 Ocak'ta başlayacak süreçle birlikte ailemize katacağız. Bu 500 arkadaşımız için de 65'i
resim, heykel, grafik, seramik, geleneksel spor, geleneksel Türk sanatları, fotoğraf, müzik, film tasarımı bölümlerinden mezun olan arkadaşlarımız. 30'u yine beden eğitimi bölümlerinden mezun olan arkadaşlarımız. 45'i herhangi bir bölüm mezunu olan arkadaşlarımız. 60'ı teknoloji bölümlerinden, bilgisayar bölümlerinden mezun olan arkadaşlarımız. Ve 300'ü de bakanlığımızın vermiş olduğu sertifikaya sahip olan herhangi bir bölüm mezunu arkadaşlarımızdan oluşacak. Ve bununla birlikte tabii yüksek öğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren psikoloji bölümlerinden mezun olan 50 psikolog arkadaşımızı da yine ailemize katacağız. Bu da bir açılım. Genç istihdamın önü açılıyor. Bayağı tabii ki yani. Ciddi bir istihdam. Burada Sayın Bakan bir şey sorabilir miyim? Bu akademik kariyer kaygısıyla spor ve işte lise, üniversite çağlarındaki gençlerimizde bir kritik noktaya geliyordu. İşte ben spora devam edersem ileriki dönemde ne yaparım kaygısı. Buradaki kaygının son dönemdeki yapılan çalışmalar ki bununla ilgili üniversite, lise eğitimi söz konusu olmuştu. Ayrıca bu personel alımları etkili oluyor mu? Elbette. Ya da olacak mı? Daha Cem belki Bey, şu anda çok yeni olabilir ama. Tabii o sorunuza geleyim ama öncesinde alımlarla ilgili konuyu isterseniz tamamlayayım. Başvuru şartlarıyla belki devam edebiliriz orada. Tabii başvuru şartları ve hepsi bizim sunduğumuz linkte. Hı hı. Kariyer kapısı var biliyorsunuz. E-Devlet'te. Oradan her şey rahatlıkla öğrenilebilir. Arkadaşlarımız ona ulaşabilirler. Bir de yurtlarla ilgili 652 yeni yurt yönetim memurunu, yeni personelimizi bu aileye katmış olacağız. Ve tabii burada bizim özellikle gençlerimizin dediğiniz ya genç istihdamı. Hem bir genç istihdamı hem de genç dostu bir bakanlık anlayışımız var bizim. Genç dostu bakanlık çalışanıyla o bakanlıktan hizmet alan gençleriyle hakikaten katılımcı ruhu önemseyen, bu ruhu işin planlanmasından uygulamasından az önce bahsettik ya denetimine kadar tüm süreçlerine gençleri dahil eden bir anlayışımız var. O yüzden biz ailemizi güçlendirdikçe, takımımızı takviye ettikçe hem bugünlerimiz hem yarınlarımız adına ümitlerimiz, umutlarımız açıkçası çoğalıyor. Ben tüm gençlerimiz için, bu sürece başvuracak gençlerimiz için bu alım sürecinin, başvurularının hayırlı olmasını diliyorum. Liyakat ve ehliyet anlamında tamamen şeffaf ilkeler doğrultusunda bir süreç işleteceğimizden kimsenin tereddüdü olmasın. Ve bu noktada inşallah bu süreci de hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Tabii genç istihdamı dedi Semiha Hanım. Genç istihdamı ile ilgili de devam eden bir projemiz var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte üreten gençlik temalı projede inşallah pek çok ilimizi kapsayan sanayi yatırımlarıyla genç istihdamın öncelikli olacağı bir projeyle inşallah bu yıl 60 bin yeni genç istihdamını bakanlıkla birlikte sağlayacağız. Onu da özellikle ifade etmiş olayım. Tabii sizin spor ve eğitim noktasındaki sorunuza gelelim. Spor bir uzun süreç. Bugünden yarına sporcu olmuyorsunuz. Ya da hedefinizi bugünden yarına gerçekleştiremiyorsunuz. Yıllarınızı vermeniz lazım. Ömrünüzü veriyorsunuz. Ve sadece sizin değil, ailenizin bir çabası var. Beraber. Tüm aile seferber oluyor. Değil mi? O annelerin, babaların o anlamdaki özverisi hakikaten ayrı bir hissiyat yüklü bir tablo. Yani gözlerim yaşarıyor zaman zaman ana babaların o heyecanını gördükçe. Hocaların, antrenörlerin bu anlamda ortaya koyduğu bir çaba var. Tabii 10 yıl, 15 yıl süre hızlıca geçiyor. Bir bakıyorsunuz ki genç üniversite çağına gelmiş. Ve
üniversiteye devam ederse spor yarım kalacak. Spora devam ederse üniversiteye gidemeyecek. Yani tereddütte kalıyor. İkilemi yaşıyor. Ve bu yıllardan beri süregelen bir durum idi. Buna ilgili olarak vakıf üniversitelerimize görüşmeler yaptık biliyorsunuz. Önceki yıl. Ve 52 vakıf üniversitesiyle sözleşme imzaladık. Dedik ki artık başarılı bir sporcu, yıllarını vermiş, bir aşamaya gelmiş, tam işin sonucunu alacakken üniversite çağında spor bırakmasın. İçinde spordaki başarısı bir ukde olarak kalmasın. Ya da eğitimi tercih etmeyecek, sporcu olarak belki başarılı olacak ama bir mühendis olmak istiyor belki. Belki bir hukukçu olmak istiyor, işletmeci olmak istiyor. O içinde bir ukde kalacak. Doktor önlüğü olup efendim üniversiteye gidemediği için onu saklayan sporcular var. Ve açtığımız yolda çok şükür iki yıldan beri vakıf üniversiteleriyle %100 burslu olarak başarılı milli sporcular eğitimlerine devam ediyorlar. Bu Türkiye'nin çok kısa geleceğinde sporcu profili açısından, üniversitelerin bu anlamdaki spora bakış açısından çok ama çok büyük değişimlerin ortaya serileceği de bir süreci beraberinde getirecek. Bence en kritik ve en önemli uygulamalardan biri bu. Çünkü orası çok kritik bir yer. Oradan hep maalesef akademik kariyer daha fazla kaygıyla seçiliyor. Bir anda hem akademik kariyer yaparım sporcuları. Hem spor yaparım. Sporcularımızın artık sloganı bu. Ukde kalmadan. Ukde kalmadan. Doktor önlüğünü de giyecek, sporunu da yapacak. Efendim gerektiyse hukukçu olarak devam edecek, işletmeci olarak devam edecek her alanda. Bunun işte uygulamalarının önemli, su topu sporcumuz şu an tıp fakültesi okuyor. Ücretsiz bir şekilde. Ve bunun çok örnekleri var. Bunları da çoğaltacağız. Benim sizlerden istirhamım. Sporun tüm branşlarına ilgiyi daha fazla görünür kılalım. Temennim bu. Medya camiasına. Spor direktörümüz. Valla ben kişisel olarak zaten sporlarla ilgileniyorum da sayın bakanım. Lisansım hala devam ediyor bazı branşlarda. Birçok branşı öne çıkartmak istiyoruz. İnşallah. Semih Hanım da ilgileniyor sporla. O da ilgileniyor. Her zaman. Güzel. Biz de örnek olmaya çalışacağız. Çok teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğiniz? Ben teşekkür ediyorum. Bu tabii ben buraya bir törenden geldim. Onu da kısaca bahsedeyim. Tabii. Amatör sporlar ve amatör spor kulüpleri bizim hakikaten önemli paydaşlarımızdan biri. Ve Türkiye'nin dört bir yanında örgütlü bir sivil toplum yapısı var. Amatör spor kulüplerinin ve bizim onlarla her yıl bir işbirliğimiz var. Bakanlık olarak her yıl onlara maddi manevi desteklerimiz var ve bu yıl 61 milyon liralık desteğimizin çekini onlara takdim ettik. Ben tüm amatör camiaya zaman zaman malzeme, zaman zaman nakdi destekler ve pek çok zamanda güçlü işbirlikleri olarak onlarla yürüyüşümüz devam edecek. Buradan tüm Türkiye'ye sathına yayılmış amatör camianın o özverili mensuplarına, değerli yöneticilerine, tüm sporcu arkadaşlarıma selam ediyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Yayına katıldığınız için, anlattıklarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Cenk, sana da çok teşekkür ederim. Umarım sporda önümüzdeki yılda 2022'den itibaren yine güzellikleri konuşmaya İnşallah. Devam edeceğiz. 2021 fena geçmedi. Evet, iyi geçti hatta. Yani yılın sporcusu seçmek bile çok zorlayıcıydı bu sefer. Yani hakikaten birbirinden başarılı sporcularımız. Rekabet olan yerde kalite vardır. Kalite artar. O yüzden rekabetçi ortamın yaygınlaşmasını diliyorum. Buna birlikte dostluğun, kardeşliğin, sporun o doğasına, tabiatına uygun bir şekilde kökleşmesini, güçlenmesini diliyorum. Ve ben 2022'nin spor camiamıza, gençlerimize, milletimize, insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Evet, 2022 bol gururlu bir yıl olsun inşallah. İnşallah. Çok teşekkür i̇nşallah. Ederiz. Hepimiz için. Tamamlıyoruz günlük haber kuşağını burada. İyi akşamlar, hoşça kalın.